Haftanın dördüncü gününde Ankara Elvankent'ten Neşe Gelin'e konuk olacağız. 32 yaşında aslen Rizeli olan gelinimiz 2 yıllık evli. Yarışmacımız halkla ilişkiler bölümünü bitirmiş. Gelin evinden herkese merhabalar. Evet, finale bir kala. Neredeyiz? Ankara Elvankent'teyiz ve haftanın neşesi Neşe Hanım'a konuk oluyoruz. Hemen zilimiz nerede? Zilimizi çalalım, daha fazla bekletmeyelim. Aslı Hanım, merhaba. Neşe, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz? İyiyim. Ne böyle, ne hoş olmuşsun. Karnaval gibi oldun bugün. Evet, karnavala mı geldik? Pembiş pembiş harikasın. Nereye geçiyoruz bir tanem? Kusura bakmayın Aslı Hanım, siz gelmeden önce yetiştiremedim. Çok küçük 5 dakikalık bir işim kaldı nakış makinemle. Kızlara ve size çok güzel bir sürprizim var. Nakış. Onu göster. Evet. Kendin mi yapıyorsun? Evet, kendim yapıyorum. Geçelim oraya. Tamam. Buyurun o zaman Aslı Hanım. Neşe Gelin'in Ankara Elvankent'teki evinin girişi mutfağa açılıyor. Gelinimiz uzun ve dar mutfağını çok kullanışlı hale getirmiş. Buradan salona geçtiğimizde Neşe Gelin'in kendisi gibi bizleri sıcak bir alan karşılıyor. Uzun koridordan biraz ilerlediğimizde yarışmacımızın salonda olduğu gibi yatak odasında da ahşabın sıcak tonlarını tercih ettiğini görüyoruz. Bu ev bizim şimdiden içimizi ısıttı. Bakalım gelinler neler diyecekler. Kokteyl peçetesi işliyorum sizin için ve çok şeker. Arkadaşlarım için. Ne güzel. Evet. Çok maharetlisin. Çok teşekkür ederim. Tabii sen kaç gündür yoğundun. Evet. Ancak bunları. Yetiştiremedim. Bir de size çeyizli bir sürprizim var. Biraz çeyizde. Da, evet. O da birazcık engelledi. Burada da çeyizlerim var. Ay canım benim ya. Çok naziksin. Rica Nasıl ederim. Yapıyorsun, bize göstermek ister misin? Tabii, seve seve. Evet. Hemen ben göstermek istiyorum. Evet. İsterseniz anlatayım. Tasarımını önceden yaptım. Olur. Makineye okuttum. Tamam. Siz gelmeden önce çerçevesini yaptı. Şimdi harfleri işlemesi kaldı. Evet. Onları işliyor. Çok akıllı bir şey bu. Evet Aslı Hanım. Sara dün demişti ya, benim yardımcım vardı. Benim de yardımcım bu. Koyuyorum nakışa makineyi. Ondan sonra gidiyorum içeriye. Türk kahvemi yapıyorum. Sizi izliyorum. Ay çok tatlış. Artık her şeyin kolayı var. Kahve sunularında kullanacağım Aslı Hanım. Öyle mi? Bütün kızların ismini mi yazdın? Bütün kızların isimlerinin baş harfi ve eşlerinin baş harfini yaptım. Wow, çok güzel bir çok var. Nazik. Çok ince bir nüans bu bence. Kızlar buna bayılacak. Bu haftanın bence en güzel kahve sunumu benimki olacak. Diyorsun. Bunda başka neler işledin kim bilir? Tabii gelin sabahlığı yapıyorum, bebek zıbınları yapıyorum. Bu kadar kolay. Tabii böyle havluların kenarlarını işlemeler vesaire hepsi yapılabiliyor makinede. Bu makine yokken eski dikiş makinesiyle de yapabiliyor muydun? Yok, onunla yapılamıyor. Ama o zaman da başka şey yapıyordum. Çiçek yapıyordum, gelin tacı yapıyordum. Kendi yanında şan tacımı kendim yaptım. Ay dur, ben çeyizde, çok seviyorum böyle şeyleri. Çeyizde gösterirsin o zaman. Tamam. Aziz çalıyor. Kızlar geldi. Evet, makinem kendi işini yapmaya devam etsin. Biz de kızları karşılayalım. Dur, hangi düğmeye basıyor? Şu. Hadi ben de salona geçeyim. Tamam Aslı Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Bana ne aldınız böyle kocaman? Ne koydun kız kafana? Rio Karnavalı'na gelmiş bir alayım. Şöyle vereyim. Karnaval gibiyim kızlar. Evet. Hayır, tavus kuşu gibi olmuşsunuz. Tavus kuşu mu? Evet. Bu kadar güzel tavus kuşu gördün mü sen? Hayır. Bu taraftan alacağım kızlar sizi.